Evet, merhaba arkadaşlar. Evet. Yeşilliğe gel. Şöyle bir. Evet, tam da. Tavuklarımıza yeşillik tamamı. Karışık sürüye. Evet, bu oradan geçsinler. Aa, ne oldu, bir değişik bağırıyor. Şöyle. Şöyle bir dağıtsam mı? Çıkın. Korktular. Biraz ayağımı açmaya çalıştım da. Şimdi gelirler arkadaşlar. Evet. Maşallah. Gördüğünüz gibi. Bol bol yeşillensinler. Şu açıdan çekeyim. Hem güneş var bugün. Hava güzel. İlkler arkada bir çıldırdı. Sebebini bilemedim. Birazdan gidip bakarım. Evet. Karışık sürümüzün yeşillik zamanı. Burada bir tane mavici var. Yaklaşmıyor, neden acaba? Tırsıyor mu? Evet, birkaç tanesi daha gelmedi. Biraz çekiniyorlar herhalde. Neyse, kendileri bilir. Kameraya çıkmak istemiyorlar falan diyormuşum. Evet arkadaşlar. Karşık sürüdeki Hintlerimiz gitti. Adana'ya. Evet. Hayırını görsünler. İki tane vardı. Onlar gitti. Şimdi karşı sürüde artık Hint yok. Horoz olarak Hint kırmaları var. Tavuk var ama. Zaten ben karşı sürüde Hint... Evet, bazen takipçilerim çok seviyor ama ben istemiyorum. Neden diye sorarsanız, yumurta da sattığım için Hint oldu mu sıkıntı oluyor. Hem az yumurtluyorlar. Hint horozlarından sonra civciv aldığım zaman kırma çıkıyorlar ve az yumurtluyorlar. Bu yüzden karışık sürüyor oldukça, yani köy ve yumurtacı karışımı karıştırıyorum öyle rengarenk olsun diye. Gördüğünüz gibi astrolog da var mesela. Şöyle şu renk kırmızı bir horozumuz var. Bunlar da astrolog tavuklarımız. Kel boyunlu iki tane horozumuz var. Şu bayibik var, o da gidiyor. Yeşilliği beğenmedi herhalde. Karışık sürüde gezen tek Hint. Şu da ufak zaten daha arkadaşlar. O yüzden şu an içeri rahatım. Şöyle bakın, maşallah bir yesinler. Bol bol. Güzel yumurtalar gelsin. Bol bol lezzetli yumurtalar. Evet. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maşallah. Şu renk tavukları da çok seviyorum. Tamamen kırmızı tonda. Kümesinde yapabilirsem bu renk tavukları da çoğaltacağım. İnşallah. Güzel görünüyorlar sürüde böyle kırmızı. Genelde benimkiler bayağı bir siyahlaştı. Ve şimdi astrologlar gelince oldukça siyah görünüyor. Karışık sürü. Şşt. O yüzden böyle renk istiyorum yani sürüde. Çok fazla siyaha dönmek istemiyorum. Hepsi kapkara olmasın. Evet. Durum bundan ibaret. Bugün de size hepsini çekmek istedim. Gördüğünüz gibi. İbik maşallah. İbik o kadar büyük ki. Resmen gökyüzüne değecek. Bir karış.
diyorum arkadaşlar, abartmıyorum maşallah ibiğini. Bakalım karçık sürüden burk yatırmayı düşünüyorum. Hem Hintler de gitti. Şimdi böyle keller, köyler, yumurtacılar, böyle bir karışık çıkacak. İnşallah güzel civcivler alırız. Evet, sürekli bir yemek yerken bile birbirlerine meydan okuyorlar. Bir rahat durmuyorlar gördüğümüz gibi. Astroplar da fena değil ha, bak. Az değiller. Hemen birilerine meydan okuyorlar. Horoz da tavuğu da. Astroplarda da 4 horozum var. 2 tanesi bir şekilde gidecek. 2 tanesi kalacak. Bakalım. Şurada Playmut. Amcamdan çıkan. Burada ikincisi de. Şu an civciv olarak kümeste tek civcivler Hint var arkadaşlar. Hint civcivleri. Onun dışında daha karışık sürüden civciv almadım. Karışık sürüden civciv almak her zaman sürpriz ve benim hoşuma gidiyor. Yumurtaları ekliyorum. 21 gün sonra sürprizle karşılaşıyorum. Çünkü hani şu renkleri görüyorsunuz, horozları görüyorsunuz. Ne çıkacağını tahmin edemiyorum, kestiremiyorsunuz. Ve çok sürpriz bir şekilde çıkıyorlar. O yüzden karışık sürüden her zaman civciv almak çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani bir bakıyorum mesela renkli çıkıyor, beyaz çıkıyor, kel çıkıyor ama rengarenk, hiç beklemediğim renklerde. Bu yüzden karışık sürüden her zaman dediğim gibi civciv çıkımında çok fazla heyecanlanıyorum. Tavuğu 21 günde baktığımda acaba bu sefer hangi renk civciv çıkacak diye bekliyorum. Ama genelde mesela Hintlerde belli oluyor. Çok nadir hani farklı bir civciv çıkıyor. Mesela beyazsa zaten beyaz çıkıyor. Kahverengi ise sonra kahverengiye dönüyor zaten. Siyahsa siyah oluyor. Ama karışık sürüde öyle bir şey yok. Maşallah. Şu astrop horozu beni gagalıyor çok fena. Hele hele bir tavuğa yaklaştım mı ortalığı illetiyor. Şşt. Aa, bugün ne olmuş size? Bir delilendiler. Ot bir yeşilliği paylaşamıyorlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şöyle hepsini size görüntülemek istedim ve güzel bir güneş açısıyla şey yapmak istedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Uzun zamandır çekemiyorum tabii ki, size de hak veriyorum ama inanın sağ olsun ailem bakıyor ben yokken. Bak bak bak. Hayır yani sebep bir söyleyebilir misiniz bu? Kavganın sebebi ne? Bak, çok ayıp gerçekten. Evet, bu gurklu. Yakında gurk olabilir. Bu Hint kırması işte, bakın. Sinyalini veriyor ben gurk olacağım diye. Dediğim gibi arkadaşlar, ben çok fazla çekemiyorum ama inanın sizlere de sık sık video çekmeye çalışıyorum ve dediğim gibi sağ olsun ailem benim için, onlara çok iyi bakıyor benim yokluğumda gördüğünüz gibi. Yani çekemiyorum ama ilk günkü gibi, yani inanın tatillerde falan sizler için bol bol video çekmeye çalışacağım her zamanki gibi. Evet, şu an böyle durum böyle arkadaşlar. Bir Hintler var. Dediğim gibi civciv olan yatırdığım Hint var. Onun dışında şu an başka yok. Yakın zamanda işte bu karışık sürüden yumurta ekleyeceğim gurk altına. O zaman sizlerle beraber hep beraber göreceğiz. Bakalım. İnşallah güzel olur. Çünkü zaten karışık sürüden çıkan horozları hep alan oluyor. Satılıyor. Tavuklar da yumurtaya kalıyor. Evet, mayibik. Maşallah senin ibiğine. Nasıl bir ibik? Evet arkadaşlar, bugünlük bu güzel videomuzun sonuna geldik. Şöyle birkaç tanesi gelmese de çoğunluk olarak burada. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.